Aynen abi. Oğlum hayırdır lan, ne celalleniyor? Burada'yı bildin değil mi? Aynen. Onun küçük bir kardeşi var Rızgar diye. Çullaması gelmiş bana sataşıyor. Baskın yaptılar ya, Sezgin'i vurdular. Mami de yaralan geliyor zaten. Rızgar kim lan? Rodi'nin kardeşi. Rodi hapiste diye o bakıyor mahalleye. Ama o velet var ya, kimle uğraştığını bilmiyor. Göstereceğim ben ona. Ne yani oğlum, çoluk çocukla başa çıkamıyor mu? Bunun içi mi bu kadar celallendi? Hayır elbette. Rodi uzun zamandır içeride. Bu aralar hapisten ya çıktı ya çıkacak. Hazırlıklı olmamız lazım. Bunların kökünü kurutmamız lazım. O sıkıntı değil. Sen rahat ol. Biz ona hakkını vereceğiz. Sen planını anlat. Onların var ya koyacağım. Birader sen bir sakin ol. Otur. Tamam mı? Biz halledeceğiz. Sen rahat ol. Paçayı da al yanına. Mami hastaneye bir yere götürün, baktırın şunu oğlum. Durumu iyi değil bunun. Tamam abi. Hadi. Hadi kaldır şunu götür. İyi değil tamam, bu. Abi. Hadi hemen acil. Panzer sen gel buraya. Gel otur birader şuraya. Bak birader, yarın öbür gün burada hapisten çıkacak. Burada hapisten çıktı mı var ya, bizim işimiz yaştır. Burada çıkmadan bunların kökünü kurutmamız lazım. Sen rahat ol kardeş. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Biz onların icabına bakacağız. İcabına bakacağız birader. Görüşeceğiz halledeceğiz orasını. Tak birader ya, hayat sinemanız moral diye bir şey bırakmadın insandan. Şimdi saldırdı ya, bizi korktu kaçtı sanacaklar. Öyle değil o iş. Sen şimdi buradan çıktığımızda ara bu Serhat da Ersin'i, tamam mı? Dikkatli olsunlar tabii bunlar da. Emanetleri alıp mahalleye girsinler. Gördükleri ilk adamı indirsinler oğlum. Bunlar böyle olmaz. Ama affetmesinler, acımayın. Abi onları indirmek kolay da burada çıkmış. Haberin var mı senin? Ne ara çıktı lan bu? Çocuklardan haber aldım, dün çıkmış ya. Sen çocuklara haber sal, daha dikkatli olsunlar. Şimdi bu veletler kendi başlarına icraat yapmaya çalıştı ya, abileri de çıktı, daha çok bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Bu Rodi'yle zaten eskiden takışıyorduk biz. Bunlar ne yapacağı artık belli olmayacak, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Tamamdır abi, halledeceğiz, sıkıntı yok. Neyse, Rodi işini hallederiz de, ona bir önlem alırız, o sıkıntı değil de acil. Ne oldu, yeni mallar gelecekti, ne yaptık onu? Geldi abi, depoda duruyor da. Bu yamanlarda biraz sıkıntı ya, patlak verdik ya. Doğru diyorsun, yamanlarda patlak verdik. Bunlar rahat durmuyor. Ne yapsak acaba? Bizim şu Onur Mahallesi'ndeki depo duruyor mu hala? Duruyor. Olmadı oraya salla gitsin ya, oradan hemen gençleri yönlendir, dağıtsınlar. Öyle elde bırakmasınlar, patlamayalım bir daha. Aynen abi, malları oraya taşıyalım, Onur Mahallesi'nde dağıtsınlar. Fazla bekletmeyelim. Ahmet! Boşladık buralarda hiç. Sen de arayıp haber vermiyorsun, bir şey demiyorsun. Ne oldu, işler ne durumda? Abi,
Dün iki kişi geldi. Güzel Bahçe'deki villayı sordular. Ne yaptın? Bir bakacaklardı. Yarın randevu aldım senin için. Yarın eğer boştan oradaki villaya bakacaklar. Valla bakacağız dur Muhammed, olmaz. Seni boşuna buraya koymadık yani. Sen gidip halledeceksin onları. Ben halledeceğim abi. Dükkanı da kapatıp gitmek istemiyorum şimdi. Al sorun değil canım. Ararız bir çocuk gelir buraya bakar arkadaşlar. Tamam abi. Ahmet geldik buraya da hiç misafirperverlerini görmedik ya. İki çay sonra da gelsin de. Tamam getiriyorum abi. Tamam. Kim var yanında? Kim var? Ya Ulaş'ı vurmuşlar ama. Nasıl vururlar oğlum? Oh!
Bak birader, tek tabanca sayılırız artık. Anladık ki olmayacak böyle. Azat'ın halini görüyorsunuz. Bu dava bizim kardeş. Biz zamanlar çocuklarıyız. Kimseye minnet etmeyiz. Ya hele sus ya. Tövbe. Belli ki bunun kafasında bir şey var. Dökül bakalım, ne var senin kafanda? Olanlar ortada birader. Bak Azat evde yatıyor. Ulaşıysa daha dün toprağa verdik. Rızgar biliyorsun, bunun ardı arkası kesilmez. Daha bir dur demedikçe. Ne yapalım bari, siz söyleyin abi. Ne yapalım? Ben diyorum ki kahveye gidip milleti ayaklandıralım. Aynen birader, bu mahallede biz tek yokuz. Bize destek olmaları lazım. Yalnız bırakmamaları lazım. Rızgar sen ne diyorsun? Ne olacaksa olsun birader. Bu saatten sonra ben telleri koparmışım. Kısasa kısas oğlum. Kısasa kısas. Zaten bana bıraksanız alayının içinden geçerim dayı. Öfkeyle kalkan zarara oturacağız. Öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam ayak. Tövbe tövbe. Ulan hele bir durun. Evet. Sakin olun, sakin olun. Ne yaptığımızın farkında olmalıyız. Yanlış bir şey yapmamamız lazım, tamam mı? Önce akıllıca düşüneceğiz, hareketimizi öyle yapacağız. Bak Azat evde yatıyor, Ulaş'ı toprağa verdik. Bak canımız yanıyor, canlarını yakacağız birader. Tamam mı? Kahveye gidiyoruz. Millete söylüyoruz, bize destek olacaklar. Tamam mı? Aynen. Tamam. O zaman arkadaşları arayıp geçelim buraya. Hadi o zaman kahveye gidelim. Gidelim. Uyar baba. Benim kardeşlerim sırf bu yüzden öldüler. Yavrum ben de yaşlı başlı bir adamım. Devleti var, milleti var. Niye bakmıyorsunuz zamanında? Çocuklarınızın önüne gelmiyorsunuz kardeşlerinizin. Dayı biz ne için uğraşıyoruz? Bu pisliği mahalle süren biz miyiz? Sen değilsin yavrum. Ben sana bir şey diyor muyum? Benim elimden gelen bir şey yok ki. Ben de istemem böyle olmasını. Dayı bak iyi söylüyorsun, hoş söylüyorsun da. Evet. Yalnız biz de birbirimizi küçüğümüzü bilen insanız ha. Biz gidip kafamıza göre iş yaptığımız zaman diyorlar adam olmuş da gelmiş bize posta koyuyor. O zaman öyle bir dünya yok, mı? Öyle bir dünya yok. Olamaz öyle bir dünya. Dayı çocuğun çocuğundan biz kardeşlerimizi kaybediyoruz dayı. Kardeşim mi? Kardeşlerinizi kaybediyorsan bunda... Senin de oğlun var. Bana el hareketi yapma. Ben al hareketi uzatma ellerini. Dayı senin de oğlun var. Bana verme lan. Benim mekanımda para varıyorsun. Hayırdır sana, hayırdır. Hayırdır sana. Hayırdır oğlum siz benim mekanda, siz mi kaldınız artistlik yapıyorsunuz lan? Paşa, gönlüm bilir, dayı bana neyi? Bana bak, bana çakallık yapın da burada, gir lan şimdi lan! Çakallara bak lan! Artistlere bak ya, gelmiş benim mekanımda. Bana hareket yapıyorlar ya, şuraya bak ya. Lan devleti var, milleti var. Gidin ne yalnız var, sen durun kardeşim. Benim mekanımda siz kimsiniz lan, çakallar? Adamı tavırıyorsunuz bile ya. Adamın asabını doldu bu yaştan sonra beni yine. Hapislere mi sokacaklar bunlar ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Yeter artık ya. Thank you.
Oturun gençler. Gençler, hayırdır, mevzu nedir? Abi az çok biliyorsun durumunu. Bu adımla arkadaşlarımızı kurtar. Kes lan! Eşkıya mısınız oğlum siz? Kahveye basmak nedir bakayım? Abi, kaç zamandır burada değilsin, durumlar bildiğin gibi değil. Vallahi biz oraya konuşmaya gittik, mevzu çıkarmaya değil. Onlar mevzu çıkartınca biz de hakkını verdik abi, vermesin miydik? Siz sadece sorularıma cevap verin. Bu mahallede serseri misiniz yoksa örnek gençler mi olmaya çalışıyorsunuz? Abi, elbette serseri değiliz de mevzu farklı diyorum sana. Iğdırlı, yeni... Madem öyle, bu olanlar nedir baba? Bütün mahalle sizden bahsediyor, bütün mahalle size kim kusuyor? Ne yapalım abi, sen söyle. Abi bak, bu tam da Iğdırlı'nın istediği bir şey. O böyle yapıyor ki biz kendi aramızda çatışalım. O da böyle bir şey istiyor. Bak biz kendi kendimizi yok ediyoruz. Farkında mıyız abi? Gençler, ne yaparsanız yapın. Ama şunu unutmayın. Her şeyi uhuletle ve suhuletle yapın. Ama abi, ya damarımıza basıyorlar ya. Ya o kadar kayıp verdik ya. Baba siz bir rahat durun. Benden haber bekleyin. Sakin olun. Sakin olacağız ya. Tamam. Mahalleye gidin. Siz bir rahat durun baba. Benden haber bekleyin. Sakin olun. Tamam abi. Gidelim o zaman. Allah'a emanet.